Gençler, hepiniz hoş geldiniz. Problemlerin 6. dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde kitabımızdaki sayı problemleriyle ilgili 10. testin çözümlerini yapacağız. Hemen ilk sorumuza bakalım. Bir çiftlikte bulunan tavukların ve koyunların sayılarının toplamı 50'dir. Bu çiftlikteki tavuk ve koyunların toplam ayak sayısı 116 olduğuna göre koyunların sayısı nedir? Koyunları soruyorsa gel koyun sayısına x diyelim. Toplam 50 demiş arkadaşlar. O zaman tavukların sayısı 50 eksi x olacaktır. Koyunların bir tane koyunun öyle diyelim ayak sayısı 4'tür. Tavuğun ise 2'dir. Bir koyunun ayak sayısı 4. X koyunun ayak sayısı ne olur? 4x. Bir tavuğun ayak sayısı 2. 50 eksi x tavuğun ayak sayısı 2 çarpı 50 eksi x olur. Eşittir toplam ayak sayısı. Buradan 4x. Buradan eksi 2x gelir. 2x olur. 100 eşittir 116. 2x eşittir. 116'dan 100 çıkardığımızda 16 x'i 8 buluruz arkadaşlar. 8 dediğimiz ifade zaten koyun sayısıydı. Aşağıda eşit uzunlukta farklı maddelerden yapılmış 2 mum verilmiştir. Bu iki mumdan biri 6 saatte, diğeri ise 12 saatte yanıp tükenmektedir. Buna göre iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra yavaş yanan mumun kalan kısmı hızlı yanan mumun eriyen kısmının 2 katı uzunlukta olur. Hangisi yavaş arkadaşlar? 12 saatte yanan. Diğeri de hızlı. Şimdi 6 ile 12'nin ek okunu alırsak 12 olur. Burada mumların boyuna 12x diyelim arkadaşlar. Şöyle düşünün. 12 saatte 12x'in tamamı yanıyor. 1 saatte x kadar yanar. Öyle değil mi? Şimdi yavaş yananın kalan kısmını bulmaya çalışacağım. 1 saatte x kadar eriyor. T saatte x t kadar erir, değil mi arkadaşlar? O zaman eriyen kısmını şöyle gösterelim, x t. Kalan kısım ise 12x eksi x t olacaktır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Çünkü yavaş eriyenin kalan kısmıyla ilgili denklem oluşturacağız. Şimdi hızlı olana bakalım. 6 saatte 12x kadar eriyorsa 1 saatte 12x bölü 6'dan 2x kadar erir. 1 saatte 2x kadar eriyorsa t saatte 2 xt kadar erir. Şimdi arkadaşlar eriyen kısmı şöyle gösterelim. 2 xt bu da hızlı yananın eriyen kısmı. Bize diyor ki yavaş yanan mumun kalan kısmı yani 12x eksi xt hızlı yanan mumun eriyen kısmının 2 katı uzunluktadır. Hız Hızlı e, eriyen kısmı da 2 xt'dir arkadaşlar. Onun 2 katı. Şimdi 12x eşittir. Burası 4 xt'dir. 1 xt'yi sağ tarafa atarsak 5xt 5 xt olur. X'ler sadeleşir. 5'e bölüyorum arkadaşlar geçen süre 12 bölü 5 olur. Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 12 fazladır. Çıkarken ve inerken toplam kaç adım atmıştır? Şimdi arkadaşlar ikişer ikişer çıkıyor üçer üçer iniyor. O zaman burada merdiven sayısına yani basamak sayısına öyle diyelim. Basamak sayısı 2 ve 3'ün tam katı olsun 6x olsun. Basamak sayısı 6x. Şimdi arkadaşlar 2'şer 2'şer çıkıyorsa 6x bölü 2 dersek 3x adım 60 olur. İniş yazalım. 3'er 3'er iniyorsa 6x bölü 3'ten 2x adım 60 olur bize diyor ki çıkarken attığı adım sayısı yani 3x inerken attığı adım sayısından 12 fazladır. 2x artı 12 x'i 12 buluruz. Çıkarken inerken toplam kaç adım atmıştır diyor. Arkadaşlar 3 x e 2 x'i topluyorum. Toplam 5 x adım atmıştır. 5 çarpı 12'den cevabı 60 buluruz. İçerisinde bir miktar su bulunan kaba. İçerisindeki suyun 1 bölü 4'ü kadar su ilave edilirse kabın toplam ağırlığı x kilogram. İçerisindeki suyun 1 bölü 3'ü kadar su ilave edilirse kabın toplam ağırlığı y kilogram alıyor. Buna göre boş kabın ağırlığının x y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kabı şöyle çizelim arkadaşlar. İçerisindeki suyun 1 bölü 4'ü 1 bölü 3'ü kadar dediği için içindeki miktarı 4 ve 3'ün ortak katı olan 12'nin katı şeklinde yazalım. Buradaki suyumuz 12 K olsun arkadaşlar. Boş kabın ağırlığına da B diyelim. Şimdi birincisini yazalım. Boş kabın ağırlığı B içindeki sıvının 1 bölü 4'ü kadar ekleniyor. İçerisinde 12 K kadar sıvı var. 1 bölü 4'ü 3 K'dır. 12 K'ya 3 K eklersek 15 K olur. İşte buradaki toplam ağırlık X'miş. Boş kabın ağırlığı ve eklenen suyla birlikte suyun ağırlığı. Şimdi ikinci duruma bakalım arkadaşlar. Boş kabın ağırlığı artı. Bu sefer de içindeki sıvı miktarının 1 bölü 3'ü kadar diyor. 12K çarpı 1 bölü 3 dersek 4K kadar su eklememiz lazım. 12K'ya 4K eklediğimizde 16K olur. 16K bu da Y'miş arkadaşlar. Şimdi burada boş kabın ağırlığı soruluyor ama B'leri yok ederek gidelim. Oradan K'ya ulaşalım. Sonra K'yı yerine yazıp x ve y cinsinden bulalım. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi eksi ile dağıtıyorum. Eksi b ile artı b'yi topladığımda 0. Eksi 15k artı 16k k olur. Buradan eksi x artı y gelir. k dediğimiz ifade y eksi x'tir arkadaşlar. Şimdi ya birinci ya ikinci ifadede bunun yerini yazacağız. Birincisini yazalım. Boş kap artı 15 çarpı k yerine y eksi x yazıyorum. Eşittir x. 15y eksi 15x eşittir x. Bunu bu tarafa alırsam 16x olur. Bunu bu tarafa aldığımda da eksi 15y olur arkadaşlar. Cevap denizlidir. Bir lokantada müşteriler masalara 5'er 5'er oturunca 3 müşteri. 4'er 4'er oturunca 9 müşteri ayakta kalıyor. Müşteri sayısı nedir? O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Masa sayısı x olsun. Evet. Beşer beşer oturunca bütün masalar doluyormuş. O zaman burada 5x kadar müşteri olmuş oluyor. 3 müşteri ayakta olunca da artı 3 diyorum. Böylelikle müşteri sayısını hesaplamış oluyorum. Her masaya 5 kişi oturuyormuş. 5x kadar müşteri oldu. 3 müşteri ayakta olduğu için de artı 3 diyerek toplam müşteri sayısını bulmuş oldu. Eşittir. 4'er 4'er oturunca 9 müşteri ayakta kalıyor. Bu sefer her masaya 4 müşteri oturuyormuş. O zaman arkadaşlar x masada ne kadar müşteri olur? 4x. 9 müşteri ayakta olduğu için de artı 9 diyorum. Müşteri sayısı değişmiyor. O yüzden bulduğumuz ifadeleri birbirine eşitliyoruz. 4x'i buraya alırsam x olur. 3'ü de buraya alırsam 9 eksi 3'ten 6 olur. Bu kantadaki müşteri sayısı 5x artı 3'e eşitti arkadaşlar. 5 çarpı 6 artı 3'ten cevabımız 33 olur. Bir merdivenin basamaklarını 3'er 3'er çıkıp 4'er 4'er inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 5 fazladır. Bu merdiven kaç basamaklıdır? Arkadaşlar basamak sayısına şöyle diyelim. 3 ve 4'ün tam katı olsun. EKOK'unu alırsak 12 olur. Basamak sayısı 12x olsun. Çıkış diyelim. Çıkarken 3'er 3'er çıkıyor. 12x'i 3'e böldüğümüzde 4x adım atmış olur. İniş diyelim. İnerken dörder dörder iniyor. 12 eksi 4'e böldüğümüzde 3 x adım 60 olur. Çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 5 fazlaymış. Yani 4 x buradan 3 x artı 5'e eşitmiş. x 5 olur arkadaşlar. Basamak sayısı soruluyor. x'i yerine yazdığımızda cevabı 60 buluruz. Hakan ve Mert'in bilgisayar ortamındaki karşılıklı oynadıkları futbol oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Toplam 11 maç yapmışlardır. Berabere biten maç olmayıp maçların dördünü Hakan kazanmıştır. Tüm maçlarda toplam 18 gol atılmıştır. Buna göre Mert'in birden fazla gol attığı maç sayısı en çok nedir? Toplu oluşturabiliriz. Hakan, Mert diyelim. Hakan 4 tane maç kazanıyor. Buna 4 tane tik koyalım arkadaşlar. Toplam 11 maç vardı. O zaman burada Mertin kazandığı 7 tane maç vardır. 3 4 5 6 7. Mertin birden fazla gol attığı maç sayısının en fazla ne olduğu soruluyor. O zaman burada Hakan maçı kazanırken mümkün olduğunca en az sayıda gol atmalı. Yani 1. 1 1 1 şeklinde düşünürsek burada 1-0 1-0 olsun ki Hakan maçı kazanmış olsun. Toplamda 4 gol olmuş oluyor arkadaşlar. 18 gol atılmış. Geriye 7 maç kalıyor. 7 maça 2-2 yerleştirebiliriz. Böylelikle 7 tanesinde birden fazla gol attığını bulmuş oluruz. Bir restoranın masa düzeni ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Restorana ait 3 farklı salon vardır. Her bir salonda x adet masa, her bir masa etrafında y adet sandalye vardır. Bir organizasyon öncesi her bir salondaki masa sayısı bir azaltılıp her bir masadaki sandalye sayısı bir arttırılıyor. Son durumda toplam kaç sandalye daha ihtiyaç olacaktır? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Başlangıçtaki sandalye sayısını bulacağız. Son durumdaki sandalye sayısını bulacağız. Son durumdaki sandalye sayısını elde etmek için buraya kaç tane sandalye eklenir bunu bulacağız. Şimdi ilk durumdaki sandalye sayısını bulalım salonda x adet masa var. Bir masada y adet sandalye varsa şöyle diyelim. Bir masada y adet sandalye var. x masada x çarpı y kadar sandalye olur. Bir salonda x y kadar sandalye varsa 3 salonda 3 çarpı x y kadar sandalye vardır. O zaman yazalım. 3 x y kadar sandalye oldu. Buraya ne kadar sandalye ekleyeceğim? Eşittir son durumdaki sandalye sayısına bakalım. Bir salon için düşünelim önce. Arkadaşlar bir salonda masa sayısı 1 azaltılıyor diyor ya. X eksi 1 kadar masa vardır. Her masada sandalye sayısı 1 artırıldığı için Y artı 1 kadar sandalye vardır. O zaman şöyle diyelim. Bir masada Y artı 1 sandalye varmış. X eksi 1 masada x eksi 1 çarpı y artı 1 kadar sandalye olur. Bu bir salon için. Toplamda 3 salon var. O yüzden ifadeyi 3 ile çarpıyorum. Ve buraya eşitliyorum arkadaşlar. Başlangıçtaki sandalye sayısına ne kadar sandalye eklersem sonuç buradaki sandalye sayısına eşit olur. İfademiz bu. Şimdi önce şurayı dağıtalım. XY x y artı x eksi y eksi 1 3 ile dağıtarak yazalım arkadaşlar. 3 x y artı 3 x eksi 3 y eksi 3. Sol tarafta 3 x y artı soru işareti var. 3 x y'ler birbirini götürdü. Soru işaretimiz burada. 3 x eksi 3 y eksi 3 oldu arkadaşlarım. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki tabloda bir galerinin yılın ilk 5 ayında sattığı araç sayıları verilmiştir. Galeride Şubat ve Mayıs aylarında satılan toplam araç sayısı hemen bakalım arkadaşlar. Şubat ve Mayıs aylarında satılan toplam araç sayısı nedir? A artı 4A'dan 5A'dır. Nisan ayında satılan araç sayısının 66 2 katından 3 fazladır. 2 katından 3 fazladır. İfade buymuş arkadaşlar. 5A eşittir. 132 artı 3'ten 135 olur. A'mız 27 olur. Şubat ayında satılan araç sayısı nedir? A'ymış arkadaşlar. Direkt A'yı soruyor. Cevap 27'dir. Bir müzenin okullardan gelen ziyaretçi grupları için düzenlediği ücret tarifesi aşağıda verilmiştir. Öğrenci giriş ücreti 6 TL. Öğretmen giriş ücreti 10 TL'dir. Bilet alan her 4 öğretmen için fazladan 1 öğretmen bileti, her 7 öğrenci için fazladan 1 öğrenci bileti ücretsiz veriliyor. Buna göre müziğe gelen 12 öğretmen ve 50 öğrenciden oluşan bir kafi ile en az kaç TL giriş ücreti öder? İsterseniz tablo çizelim arkadaşlar. Şöyle tablomuzu oluşturalım. Buraya ücretli diyelim. Burası da ücretsiz. Tablo oluşturmadan da yapabilirsiniz tabi ki. Buraya öğretmen diyelim. Önce öğretmeni bitirelim arkadaşlar. Şöyle yazalım. Gençler her 4 öğretmen için bir tane öğretmen bileti veriliyor. O zaman 4 tanesi için bir tane ücretsiz olacak. 4 tanesi için bir tane ücretsiz olacak. Burada toplam 10 öğretmen olmuş oldu. Geriye 2 öğretmen kaldı. O 2 öğretmen 2 tanesine ücret ödeyecek. Burası öğretmen kısmı arkadaşlar. Şimdi gelelim öğrenci kısmına. Öğrenci de her 7 öğrenci için bir öğrenci bileti ücretsiz veriliyormuş. O zaman 7 1 yazalım. Ne oldu? 8 tane öğrenci olmuş oldu. Toplamda 50 tane öğrenci var. 50'ye yakın 8'in katı ne vardır? 6 kere 8 48. O zaman buraya 6 kere bu ifadeyi yazmam lazım. Önce şöyle çizelim arkadaşlar. ve yazalım. Birincisi bu. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 8, 48 öğrenci oldu. 50 öğrenci olduğu için buraya 2 öğrenci yazacağız arkadaşlar. En az kaç TL giriş ücreti öder diyor. Ücretli kısımlar burada. Arkadaşlarım toplam öğretmen sayısı 10. Öğretmen giriş ücreti 10 TL. 10 çarpı 10 diyorum. Bir öğretmen 10 TL ödüyorsa 10 öğretmen 10 çarpı 10 TL öder. Artı. Şimdi gelelim buraya. 6 kere 7 42, 2 daha 44. 44 öğrenci bilete para veriyor. Bir öğrenci 6 TL ödüyorsa 44 öğrenci 44 çarpı 6 TL öder. Buradan 100 artı 6 kere 4 24. 24, 26, kısacası 364 olur arkadaşlar. İşte bu kadar. Birol'un maaşına Kemal'in maaşının yarısı kadar zam yapılırsa ikisinin maaşları toplamı Birol'un başlangıçtaki maaşının 3 katı oluyor. Birol'un maaşı B, Kemal'in maaşı K, ile olduğuna göre B ile K arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi başlangıçtaki paralarımız B ve K arkadaşlar. Bunları sarıyla işaretleyelim. Şimdi diyor ki Birol'un maaşına yani B'ye Kemal'in maaşının yarısı kadar zam yapılırsa. Kemal'in maaşının yarısı K bölü 2'dir. İşte son durumda parası böyle olmuş oldu. İkisinin maaşları toplamı. Bir ürün maaşı toplamı artı Kemal'in maaşı toplamı bir ürün başlangıçtaki maaşının 3 katı oluyormuş. Başlangıçtaki maaşı B idi arkadaşlar. 3B diyelim. Şimdi burayı topladığımızda 3K bölü 2 B'yi sağ tarafa attığımızda 2B olarak buluruz. 3K eşittir 4B olur arkadaşlar. Geldik 12'ye. Tamamı su ile dolu iken ağırlığı A gram olan bir şişedeki suyun 1 bölü 3'ü boşaltıldığında ağırlığı B gram olmaktadır. Bu şişenin boş ağırlığının gram cinsinden değeri nedir demiş. Şimdi boş ağırlığına B diyelim arkadaşlar. B. İçindeki sıvı miktarına hani 1 bölü 3'ü demiş ya 3x diyelim. Tamamı dolu iken şöyle diyelim tamamı su ile dolu iken 3x olsun. Boş artı 3x neye eşitmiş? A'ya. Şimdi diyor ki 1 bölü 3'ü boşaltıldığında arkadaşlar 3x'in 1 bölü 3'ü x'tir. x kadarı boşaltılırsa 2x kadarı kalır. Şimdi boş artı 2x diyeceğiz ve b'yi eşitleyeceğiz. Bize b'nin ne olduğunu soruyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle diyelim. Burayı 2 ile burayı da eksi 3 ile çarpalım. Ve toplayalım. 2B eksi 3B bize eksi B'yi verir. 6X eksi 6X birbirini götürür. 2A eksi 3B. Buradan eksi B eşittir 2A eksi 3B'dir. Her tarafı eksiye bölersek 3B eksi 2A olur sevgili arkadaşlar. Cevabımız Bursa. İşte çözümler bu şekilde. Bu teste biraz daha muhakeme gerektiren sorularımız 10. soru ve 8. soru ve en son 7. soru arkadaşlar. Bu 3 soruda belki biraz zorlanabilirsiniz ama öğrendikten sonra gerçekten kolay sorular. Evet gençler test 10'u tamamladık. 11. testte görüşmek üzere hoşçakalın. Müzik